Şimdi tabii yani İyi Parti hikayesi gerçekten Türkiye'de aslında fenomen bir e, siyasi hareket diyebilirim. 6-7 yıl içinde bu kadar hızlı büyüyüp e, Türkiye'de önemli bir aktör haline gelip ondan sonra muhalefette kalarak kendini eritmeyi beceren bir <laughs> örnek yani bunun kıyaslanabilecek bir durumu yok. En fazla DSP'nin iktidarda %20 ile gelip %1 ile gitmesiyle kıyaslarsanız. Ama velev ki orada DSP iktidardaydı, Ecevit çok ağır hastaydı, ekonomik kriz geldi ve DSP tamamen çözüldü. Burada e, tamamen lider odaklı bir yaklaşımla büyümüş fakat e, çok hızlı 14-15 ay içinde anketlerde 17-18'lerde gözüken ve hatta Seçime kadar CHP'yi bile yakalayabilecek potansiyeli olan merkez sağda da ciddi karşılık bulan bir partinin yani hızlı yüzde kadar gerilediğini görüyoruz. Burada çok büyük hatalar var tabii ele alınacak. Örneğin Sayın Akşener'in altılı masa kurulduğu günden son güne kadar hep seçilecek aday diye bir e, teori üstünden televizyon programlarına çıkması, halkla iletişim kurması ve anketlerde hep biz Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu başta görürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. sırada olması Meral Hanım'ın bu vurgusunu teyit eder gibi kendisi onları atfeden. Yani bu anketlere göre bakın seçilebilir mi diye Kemal Bey tartışmaya açtı sürekli. Ama son güne kadar bekleyip hiç Önden konuşup, bakın siz olacaksanız biz destek veremeyiz demeden bekledi. Son gün masadan kalkarak çok büyük bir hamle yaptı ve ilk defa orada halkta seçmende bir güven sarsıntısı yaşadı. Yani o masayı dağıtan pozisyona geldi. Masayla ilgili çok ağır konuştu. Sonra 3 gün sonra geri döndü falan. Ve oyları bir anda %9'lara kadar geldi tabii. Orada ağır bir bedel ödedi parti. Bu bununla da bitmedi. Seçimden sonra partiyi toparlar diye düşünürken çok çılgın bir kurultay düzenleyip orada herkese bağırarak, herkesi suçlu ilan ederek kendi dışındaki herkesin hatalı olduğunu dile getirdi. Çalışan emekçi partilileri partiden kovma ıı, tehditleri savurdu. Ve ondan sonra partide bir yaprak dökümü başladı. İnsanlar küsmeye başladı. Yani hem teşkilattan insanlar ayrılıyor hem de halk nezdinde güven sarsılmasıyla birlikte parti ufalma sürecine girdi. Sonra daha da kıymetli insanlar ayrılmaya başladı. Milletvekilleri ayrılıyor, genel başkan yardımcıları ayrılıyor ve hiçbirinde parti bir refleks gösteremiyor. Yani kıymetli bir adam partiden ayrılacağı zaman bir refleks gösterir parti. Yani eski dönemlerde öyleydi. Doğru yolda, ana vatanda, Eski SHP'de ayrılmasın diye ikna odası kurulur. Yani uzlaşılır. Çünkü o değer gittiği zaman sizden gidiyor. Ee, hiç önemsenmedi. Kim giderse gitsin. Kapı burada şeklinde. E, doğal olarak parti ufaldı. Üstüne bir de bunun muhalefetteki pozisyonunu sorgulayacak şekilde hür ve müstakil gireceğim diyerek e, ve özellikle Ankara ve İstanbul belediye başkanları da hedefini alarak bir politika üretince Halk sorgulamaya başladı. Ya dedi bu muhalefet mi yapıyor yoksa iktidarın mı yanında? İstanbul'u kaybetsin diye mi uğraşıyor Ankara'yı? Yani hedefini şaşırmış bir tablo çizdi. Ee, koyduğu adaylarla da birlikte kendi sonunu hazırladı. Bu süreçten sonra olacak nedir? Ee, İyi Parti artık merkez sağ oturabilecek gibi gözükmüyor. Ben öyle görmüyorum. Yani hem o kadrolarını kaybetti. Hem de o iddianın sahibi olan Meral Akşener'di. Eski Doğru Yol Partisi'ndeki e, bakanlık dönemiyle birlikte bir merkez sağın figürü MHP'de siyaset yapsa bile insanlar onu anımsatıyordu Tansu Çiller'den sonra. Meral Akşener'in gitmesinden sonraki adaylık formasyonuna bakıyorum. O adayların hiçbiri merkez sağ partiyi çekebilecek özgeçmişe, ilişkilere ve halkta karşılığa sahip değiller. Ee, ama siyaset işte çok pis bir şey yani şimdi Meral Hanım gerçekten gidiyor mu gitmiyor mu kurultayda delege beni istiyor deyip geri mi <laughs> döner ya da kendisi aday olmaz ama başka birini destekler partiyi uzaktan şey Dervişoğlu'na yönelik bir e, desteği olduğu konuşuluyor polislerde evet, yani öyle bir çıktı. şey mi olur ama partinin içindeki dengeler de alt üst oldu Şimdi Meral Hanım'ın çekilmesinden sonra 3-4 tane grup var. Herkes birbiriyle de bir mücadele haline giriyor. Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Yani kim kazanırsa kazansın ötekileri kaybetmiş olacağı için onlarla uzlaşma yapmak zorunda. Sonra parti eksenine oturması lazım. Partiden ayrılan küskünleri tekrar toplaması lazım. Halkta teveccüh kazanması lazım. Lazım da lazım. Bir de adayların çoğu da milliyetçi. Geçmişten geliyorlar. Tabii haklılar. Parti o eksene oturtma ihtimalleri yüksek. Fakat o eksende de korkunç bir rekabet var. Yani orada bir MHP var, zafer partisi var. Şimdi Yavuz Ayrılıoğlu kurmak istiyor. O açacak. E, büyük birlik var. E, bir de iyi parti var. E, beş tane altı tane partiyle. Yani milliyetçi sahiplerle oy veren kitlenin Türkiye'deki kapasitesi belli. O zaman o pasta da dörde beşe bölünecek bir şekle gelir. E, Türkiye'nin çünkü eksiği merkezde. Türkiye'nin eksiği milliyetçi kanatta değil. Bu parti o işlevi görecekti. Fakat işte bilemediğimiz sebeplerden dolayı Genel Başkan'ın bu ani fevri çıkışları, eksen kaymaları, kişisel siyaset yapması, öfke üstünden siyasete yönelmesi ki ilk 6 senede böyle bir şey yoktu. Evet. Hiçbir şekilde öfke siyaseti yapmıyordu. Tamamen halkla iletişim kuruyordu, esnaf geziyordu, Türkiye'yi dolaşıyordu. Yani nasıl böyle bir şeye evrildi? Ve son bir yıldaki bu performansıyla durumu buraya kadar getirdi. Siyasi olarak açıklamaya muhtaç. Ama buradan sonra dönüşü var mı? Dönüşü yok. Yani İYİ Parti'nin artık Türk siyasi hayatında ancak ben bundan sonra belki MP eklemlenerek bir devam edeceğini Yani onunla tekrar bir birleşme ya da Cumhur İttifakı yanında belki yer alır. Yani bu tarafta alacakmış gibi ben görmüyorum. Yani bana o ışığı vermiyor. Zafer Partisi bu arada atak yaparak bir şekilde İyi Parti'nin de yerine geçmeye çalışıyor. E, belediye seçimlerinde İstanbul'da İyi Parti'den çok daha fazla oy aldı Zafer Partisi. Yüzde ikileri geçti. İyi Parti 0.6'larda kaldı. Büyük şehirlerdeki insanları küstürdü. Daha çok şehirli, seküler, e, Atatürkçü, merkez sağda olabilir. Hatta CHP'den bile oy alıyordu. Örneğin Kemal Tabii Bey'den şey geçişkenliğini şikayet... konuşuyorduk evet. İyi Parti ve evet. CHP arasındaki. Yani biz anketlerde bakıyorduk örneğin İyi Parti'de. Yani Kemal Bey'in artık istemeyen, küskün kitle İyi Parti'ye kayıyordu. Oradan bile geçişkenlik alıyordu. Yani çok enteresan geçişkenlikler vardı. Ha Türkiye büyük bir fırsat kaybetti. Çünkü ben Türkiye'nin AKP-CHP diyalektiği üstünden 51 şeklinde bir siyasete gideceğine inanmıyorum. Türkiye'de hala o merkez sağdaki boşluğun dolması gerekiyor ve denge unsuru olarak oturması gerekiyor. Şu anda bir kısmı oyun AKP'de duruyor, bir kısmı CHP'de duruyor ama muvakkaten duruyor. Yarın öyle bir oluşum yani serbest piyasa ekonomisine inanan ve liberal bir merkez oluştuğu an o muvakkaten duran oylar AKP'den CHP'den oraya akacaktır mutlaka. Onun için e, İyi Parti'nin daha ama bu adres olmaktan çoktan uzaklaştığı ve Meral Hanım da kalsa, yeni biri de gelse o heyecanı bir daha artık ne Meral Hanım verebilir. Teşkilatları tanıyorum. Hepsi küsmüş, bıkmış. Hepsi 5-6 yıl büyük emekler vermiş bu insanların. Yüz binlerce teşkilatta emek veren maddi, manevi, senelerce sokak sokak dolaşan insanlardan bahsediyoruz. Çocuklarını evde bırakıyorlar. Ben şahit oldum, içinde bulundum. Yani bu insanların bütün emekleri heba oldu. Yazık değil mi yani? Bir e, tek insanın aldığı kararlarla yüz binlerce insan mağdur oldu. Ama böyle gerekiyormuş, böyle yaşanacakmış. Yaşandı bitti ama Türkiye'nin siyasi tarihinde e, yerini böyle alacaktır. Öyle görüyorum ben.